Serkan sen hatırlar mısın hiç eskiden büyük takımlarımız yüzüme 10 kişi kaldı mı hiç anlamazdın 10 kişi kaldı Evet. Şimdi maalesef son dönemlerde fark etme ismi kim olursa olsun. Yani şöyle bir şey vardı ezberimiz 80'lerde 90'larda hatta 2000'lerde 2000 de vardı. 2000'lerde de o Yakın kadar da Yakın zamanda benim hatırladığım Sergen Yalçın döneminde bir beşiktaş Konyaspor maçında Beşiktaş 10 kişi kaldı ama maçı domine edip kazanmıştı. Çok var öyle çok maçlar vardı. Çok, evet, çok vardı. da uzak değil 2 sene önce falan bu evet. bahsettiğim. Evet yani şöyle Galatasaray gibi bir takım 2-0 öne geçtiyse 10 kişi kalsa da o maçı 3 puanla tamamlamayı başarırdı. Hafızalarımız var ve yaşadık Karşınızda hani sonuçta tamam Faryoli çok eleştirilen, henüz tam anlamıyla kamuoyunda geçen not almış bir teknik adam değil. Bir aralar çok da bir havaya girildi. Fenerbahçe'ye yazanlar, Galatasaray'a yazanlar oldu Faryoli'yi. Ee, ama hani sonuçta Alanya Spor da hani boş bir takım değil. Son yıllarına damga vurmuş bir takım Türk futbolunun. Çok rahat takım. Oradan hani hayat bulup çıkan, sıfırdan çıkan pek çok futbolcu, <laughs> pek çok teknik adam var. Sergen Yalçın'ın yolu geçti, orada hayatı değişti. Ömer Hoca, Çağdaş Hoca, yani e, Ozan Tufan, Salih Uçan, hani baktığınızda futbolcu teknik adam olarak herkese hayat vermiş bir futbol kültürü olan bir yer Alanya artık. Oldu. Yani Alanya Spor'da rakibi 10 kişi kalınca o kadar kötü bir Alanya Spor ki benim izlediğim... Bu sene kötü. Bu sene bu, seneki sene. Alanyaspor son Süper Lig'e çıkan Alanyaspor'un bugüne kadarki en kötü performans. Evet. <laughs> bu sene biraz hele bir Galatasaray maçında Serkan ben ma, ma maçta izledim. Mustere ilk 45 dakika yere yatmadı ya. Evet. 60 dakikaya kadar yani Yok. Beşiktaş maçı hatta 60'a kadar falan. İşte Beşiktaş maçı evet. efendim. Beraber 2 iki Maçın ilk maçı bir saati ne 2 yani e, şimdi gelelim tabii derbi biraz. Hocam sonra... Beşiktaş için ne diyorsun? Beşiktaş Olur. Şenol Hoca'yla yelkeni şişirdi. Ee, <laughs> evet herkes diyor ki Gal Galatasaray içinde lig maçı son oynanan lig maçı Beşiktaş içinde son oynanan lig maçı bir kriter değildir herhalde yani. Hiçbir zaman için kriter olmuyor. Ama Şenol Hoca yelkeni şişirdi. Öyle de şimdi bu maçlarda biliyorsun Aykut bir, bir takım biraz böyle tökezleniyor. Aa diyorsun çünkü öbürü çok iyi bakıyorsun olmuyor yani bu derbinin kimin ne yapacağı belli değil. Şimdi ee, Şenol Acı'nın hemen hemen bir, bir kurgusu var. Oynayacak kadro da hemen hemen belli. Ee, yani son maçta mesela ben o bir gün evvelinden e, Ümraniye bir gün önce bir Skype bağlantısı vardı. Orada Cenk ve e, Getson'un direkt oynayacağını söyledim ama Mert, Mert, şey, Mert hiç düşünmemişti kaleci değiştirebilir Ben de Delali'yi düşünmemiştim. Ama ona bir ve şansını verdi ve ne oldu? Bak hemen devrede üçüne de kementi attı. Aynen. Gelin dedi buraya. Olmuyor. Ee, burada ben Redmond'u kullanacağını tahmin ediyorum hocanın sağ tarafta. Ee, Vegas olmaz olmazı Dedim zaten. Bak onu Ahmet Akçam da söyledi. Cenk, e, Cenk adamlar oyuncu. aynı şey düşünüyor. Bak demek ki sen de. Abi zaten adamın belli oyun şu anda senin Muleka'dan daha daha kaliteli bir oyuncu daha perspektifi geniş bir oyuncu. Hocam Muleka kanat forvet değil ki. Değil işte ben de ondan yola çıkıyorum. Şimdi Cenk'i de kullanacak Enkudu'ya rözen. Çünkü Enkudu'nu da e, hocaya hitap edecek bir oyuncu değil yani. E, Hoca sevmez. Perspektifi geliş olmayan oyuncuları sevmez. Yani top geldiği zaman ne yapacağını düşünecek. Burada o üçlü o şekilde olacak. Begos tabi Galatasaray'da da solda kim oynayacak? Stoper'in belli. Başka Emin'den haricinde başka kimsen yok. Sağ tatlı boya oynar. Tabii. Sola da belki Leo ile yapabilir. Hı? Leo oynayabilir sol tarafta. Dubois. Dubois. Ben olsam öyle yapıyorum hocam. Emre ile çıkmam yani. Şimdi Galatasaray ilk defa e, Emre Taşdemir Solbek, sol bek, sol stoperde de Emin'le bir performans sergiledi. Şimdi ben aynı şeyi ben açık konuşmak gerekirse hani Talha için de düşünüyorum. E, Tayyip Talha da henüz büyük maç oyuncusu değil bunlar. Ama biraz e, Tala biraz da oyunda e, oyuna çıkmasında kontrol açısından biraz daha oturaklı bir stoper gibi gözüküyor. E, tabii Emine göre daha iyi yani, bir stoper. Tabii. Ben onu söylemedim. Derbi seviyesinde Bilemez mesela de. iyi bir Fenerbahçe maçı çıkardı Tayip Talha ama çıkartamayabilirdi. Yani olur Ya yani son birkaç maçta Tayip Talha'nın çok kaptırdığı kritik top var. Eminle Emre ise şey gibi e, nasıl anlatayım? Ee, ikisi de çok kıymetli oyuncular. Yanlış anlaşılmasın. Emre Taşdemir bir dönem e, milli takım havuzuna da girmiş. Çok önemli teknik adamların dikkatini çekmiş. Büyük bir potansiyeldi. Sakatlıklardan çok. Büyük <laughs> sakatlıklardan dolayı e, kariyeri sekteye uğradı. Samet Aybaba dönemi Bursa'da vardı galiba evet. yanlış hatırlamıyorsam. Kim abi? Emre Taşdemir. Orada zaten o, orada zaten o, o Olgun'un döneminde hatta Fatih Hoca Samet Aybaba'dan ya sende dört tane sol bek var birini versene demişti. Samet Aybaba bak iyileşiyor sana Emre Taşdemir'i vereyim demişti. İlk adını öyle duymuştuk biz kamuoyu olarak yani en azından ben. Ee, ama bilinen kıymetli bir oyuncuydu. Bu sene 4 tane rezerv e, lig maçı dışında bir deneyimi yokken bir anda kendisini sahada buldu. Çok kritik bir maçta kritik bir rakip karşısında. e Gol attı hatta atılan golde de payı büyük. Evet. E, yani topu ceza sahasına kaleye paralel gönderen o belki bir asist olarak değer kazanmadı ama. Yani Emre Taşdemir önemli bir iş yaptı. Her ne kadar savunmada güven veren bir futbol sergileyemese de ilk maçı için daha ne yapsın çocuk hocam? Bir gol attı. ikinci golde de başroldeydi. Ha, ama soruyorsan Beşiktaş maçı Emre Taşdemir'e göre değil. Emin'e göre değil. E Emin şu an kaçınılmaz bir zorunluluk. Başka şansın yok. Başka şansın yok. Şimdi Rozi'ye oynayacak. Bari bekte bir deneyim kullanman lazım. Artık bu saatten sonra Fana Anolta güvenemezsin. E, ki ben son maçta çok beğendim Dubuay'ı çok değerli topluydu. E, Boye ile sağ bek sol bek olarak kullanmak daha mantıklı duruyor. Şimdi burada karşımıza şu soru çıkıyor. İşte seninle onu konuşmak istişare etmek isterim. Şimdi çok beğenilen kimle konuşsam çok beğenilmiş. Bende bir hata var herhalde. Ben de beğenmiyorum demiyorum. Ama bir Raşitsa var. Ben beğenmiyorum demiyorum yanlış anlaşılmasın. Ben şunu diyorum bakın tekrar tekrar hep vurguluyorum çünkü yanlış anlaşılmalara sebep oluyor. Yanlış anlaşılsak da sorun değil alt tarafı bir futbol takımı hakkında kritik yapıyoruz da. Şimdi Raşit Sayı oyuncu kesinlikle Okan Buruk'un 11'de yer verebileceği kalitede de bir oyuncu bunu da gösterdi. Ha yani bir gezal mı? Değil. Şimdi yani birbirimizi de kandırmayalım. Yani, değil mi? Ben henüz ee, çok büyük potansiyelini Almanya'da göstermiş bu oyuncunun. Çok da iyi bir transfer olduğunu düşünmeme rağmen yani Yunus ve Raşitsa arasında ben öyle bir dağlar kadar fark göremiyorum. Hatta bazı özellikleriyle Yunus'u daha güvenilir buluyorum. Yani Raşitsa adam eksilten, hareketli, süper, uçar, kaçar. Böyle bir his veriyor hocam. Ama sen 3 Türk oynatmak zorundasın. 3 Türk oynatmak zorunda olmasan Raşitsa'yı koy 11'e ben sana bir şey demem. Anlatabildim mi? Ama sen 3 Türk oynatmak zorundasın. Affedersin de Emre Taş ne bir mi? Yunus mu? Asıl soru bu. Asıl soru Raşitsa mı Yunus mu değil. Asıl soru Yunus mu? Emre Taş ne şimdi ya ben bir, Bence de, olaya temiz bir açıdan bakalım. Konu Raşitsa Yunus'tan iyi mi kötü mü değil. Emre Taşdemirle. özellikleri var. Hocam İkisi Emre Taşdemir'le sen Redmond'ın oynadığı kanada çıkmak ister misin? Şimdi sadece Redmond değil arkada Rosie de var. Yani dua etsin e, Okan Hoca gezal yok. Şimdi şöyle e, biz tabi bu olayı konuşurken hep Karagümrük'ten çıkıyoruz öyle. Karagümrükten Yok Karagümrükten yola çıkmıyorum hocam. Anlamadın. Karagümrük'ten e, Karagümrük maçından yola çıkıyoruz. Kırmızı kart olan ve devrede aynı Galatasaray Alanya maçı gibi şöyle göz önüne alırım. Daha ilk devre İki tarafta birbirlerine hiçbir özellikleri yoktu. Yayın başında söyledim. İlk 45 dakika burada maçı yorumluyoruz, anlatıyoruz. Bize devrede bir istatistik geldi. Sadece Icardi'nin topta da 45 dakika 7 kere topla buluştuğu istatistiği geldi. E iyi. Bak, 7 kere. Ceza sahası içinde mi? Genelde ha, 45 dakika. Abi... Nedir? Ne oynamışlar yola çıkıyor. Bakın Hı -hı. Santrofonuz'dan -hı. Bah Galatasaray'dan bahsediyoruz. ilk 45 dakika 7 kere topla buluşmuş. Bu demek oluyor ki iki tarafta bir şey yapmıyor. Evet. Ama iş ne zaman o kırmızı kar? E, de, tabii biraz da oyun potansiyeli, tecrübe çıkınca olayın işine e, iş farklı. Mesela ben Pirlo'dan şeyi bekliyordum. E, hani İtalyan oyuncu değildi. Fenerbahçe karşı oynadığı gibi santrofon olacaktı. Borini mi? Borini'yi bekliyordum. Oynadı. Borini şeydi o santrafor yaptı Fenerbahçe'ye. Ha evet. O tarzı Jack beklemiyordum ben. O tarzda çünkü orada olayı bir tuttular. Biliyorsun ne kadar bir değişik bir kara gümrük biz. Olayı dağıtmaya başladı orada bütün. Ha şimdi bu tarafa gelirsen ya Raşit ise tamam. Ee, Yok, çünkü... gayet iyi bir çocuk. Bakın, Yunus'u Yürüs... da keser belki normalde. Yürüsün Ama de... peki 3 Türk kimi oynatacaksın hocam? Şöyle bak. Emre Taşdemir, Emin, Kerem yani, yani, orada orta sahip. Hem Kerem arkasında Emre Taşdemir. Çok zor olur. Orada tekrar Garip bak, geliyor yani. Rossi ile, yani. Rossi ile Raymond kesin yüzde bakın 99.5 Redmond ile oynayacak hocam. Bana da öyle geliyor. Redmond'u çünkü onu kesemez o, o, zaman Dubu alacağım. O gelmeye başladı. Redmond çok o zaman Şimdi bu tarafta Raşitsa da iyi. Yunus da iyi. Ama ikisinde tek Kerem'in de aynı özellikleri var. O kolektif oyunun içinde sıkıntıları var.